Turkish Play ekranlarına hoş geldiniz sevgili dostlar. Yepyeni bir bölümle, yepyeni bir seriyle daha doğrusu karşınızdayım. Galatasaray'la oynayacağız. Hem de 2021-2022 transferleri. Şu anda aktif kadro neyse onunla oynayacağız. Neden bu kadar hype'landım? Çünkü yepyeni genç oyuncular aldı. Galatasaray yıllardır bizim FM'de yaptığımızı gerçek hayatta yaptı. Kadro yaşını gençleştirdi. Yepyeni bir geleceğe yatırım olarak bir kadro kurdu. Ve biz de ilk defa bunu oynayacağız. Ben FM22 bekleyemedim açıkçası. Dolayısıyla hype'landığım için başlayacağım arkadaşlar. Birlikte güzel, keyifli bir seri olacağını düşünüyorum. Normalde online oynuyorduk bunları ama çok böyle vakit kaybediyorduk online oynarken, sıkılıyorduk. Ama ben size keserek böyle güzel, keyifli bir seri haline getirmeyi düşünüyorum. Dilerseniz oyunumuza başlayalım. Evet, ilk olarak arkadaşlar bir yeni gelen oyuncularımızın yeteneklerine, puanlarına falan bir bakmak istiyorum. Şöyle bir Markao ne durumda ona bir bakalım. O potansiyel yetenek 4. Abi Markao iyi ya, iyi. Kerem'le kavga etti ama her türlü oynatacağız gibi. DeAndre Yedlin elden çıkaracağımız bir oyuncu. İlk sezon belki transfer yapmayabilirim arkadaşlar, teklif gelmezse. Patrick Van Aanholt hız ve hızlanmasıyla ortaya çıkıyor. Zihinseli çok kötü görünüyor. Teknik özellikleri fena değil. Gayet başarılı bir profili var diyebiliriz. Fırsat buldukça da hücuma katılır etkisiyle de öne çıktığını söyleyebilirim. Gustavo Asuncao 20 yaşındaki defansif orta sahamız. Ya şöyle bir gerçekten bir fark olacak. Ben Avrupa Ligi'ne Asuncao'yu falan eklemeyi düşünüyorum açıkçası arkadaşlar. Onlarla beraber oynamak istiyorum çünkü. Gustavo Asuncao 20 yaşında ama potansiyel yetenek 4.5 yıldız ve akıyor yani. Helal olsun diyorum abi. Helal olsun, ne diyeyim. Aytaç Kara var. Aytaç Kara da elden çıkaracağımız Türk oyuncular arasında gibi görünüyor. Gerçi teknik özellikleri fena değilmiş ya. Pasmaz. Yani iyi bir yedek olabilir veya Türkiye Kupası'nı götürebilir. Berkan Kutlu'ya bakalım. Berkan Kutlu'nun potansiyel yeteneğinin 3 yıldız olarak gösteriyor. Ben onun birazcık az olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ama teknik var, pas var, top kapması çok düşük ya. 10 nedir abi? Takım oyunu iyi, pozisyon alması iyi, ön sezisi iyi. Yani daha çok oyun kurucu gibi, hani top kapacak böyle bir orta sahadaki oyuncumuz değil de oyun kurucu tadında bir olmuş. Alexander Çıkıldao 3.5 yıldızla geleceği vaat eden bir oyuncu. 23 yaşındaki Rumen. Orta tam istediğimiz yerde de oynuyor zaten. 8 numara pozisyonunda Çıkıldao'yu oynatacağız herhalde. Gayet güzel bir profil var önümüzde. Soğukkanlılık, takım oyunu. Yani bu çocukları geliştireceğiz tabii. Özel bir antrenman sistemi de kullanacağım açıkçası söylemek gerekirse. O sistemle beraber yürüyeceğiz. Olympi Moruton'a baktığımızda Moruton sağda oynuyor veya defansın hemen arkasında oynatabiliyoruz. Biz sağda oynatacağız büyük ihtimalle Moruton'u. Geleceği 5 yıldız potansiyel. İnanılmaz güzel. Dribbling çok iyi. İlk kontrol, teknik, öne çıkanlar, vizyonu fena. Yani baktığımı böyle pıt 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 pasları atabilecek bir oyuncu gibi görünüyor. Onun dışında başka bakacağımız Alper Yılmaz var. Alper Yılmaz o hızlı hızlanması iyi ama işte iyi bir yedek gibi görünüyor Alper Yılmaz. Kerem Aktürkoğlu bu seneki abi, Kerem'in 3.5 değil 4 yıldız olması gerekiyordu. Kerem'i oynatacağız abi. Kerem'e baskı yapacağız. Kerem'i eğiteceğiz. Kerem'i geliştireceğiz. Kerem'e gerekeni yapacağız. Oynatacağız Kerem'i. Halil Dervişoğlu'na bakalım. Halil Dervişoğlu da potansiyel 4 yıldız, iyi, kabul edilebilir. Forvet'te bu sene bayağı bir bizde forma bulacak olduğunu söyleyebilirim. Mustafa Muhammed'e bakacak olursak, Mustafa Muhammed iyiymiş lan, bitiricilik mi? Mustafa Muhammed'in resme bak. Güzel, denge, güç, zıplama, her şey var lan. Mustafa Muhammed as forvetimiz olacak gibi. Oğulcan Çağlayan yine alternatifli bir orta saha gibi görüntüsü var. Evet, bakmadığımız kimse kaldı mı? Kimse kalmadı herhalde. Gayet güzel, gayet keyifli. Emre Kılınç iyi bir 3.5 yıldızla zaten bayağı bir önümüze çıkıyor. Biyografisi falan doldurdu buraları, bir anda böyle bir şeyler oldu. Feguli'yi oynatmayı çok istemiyorum açıkçası. Feguli'yi de satmak istiyorum. Neyse, bakacağız. Şimdi öncelikle bir taktiğimize gelelim. Böyle birazcık genç oyuncularımız olduğu için gegenpress oynatmak istiyorum. Baskı istiyorum. Saldıran bir takım kurmak istiyorum. 4-3-3 DOS oynatacağız. Aynen bu taktikle devam kediyelim. Buradan bu şekilde dizeceğiz babacığım. Daha sonra taktiğin detaylarına gireriz. Fatih Hoca futbol direktörü olarak yanımıza gelmiş. Şöyle bir personelimize de bakacak olursak oyuncu potansiyel yeteneği falan değerlendirmesi falan var. Fena değil. Emre Utkucan oyuncu potansiyel değerlendirme 16, yeteneği değerlendirme 17. Sonunda Emre Utkucan'a detaylı bir şey yapmışlar arkadaşlar. Çok dandik çıkıyordu. Gerçi Emre Utkucan 18-18 olsa bile kimse yok demez yani, sanmıyorum. Çünkü gerçekten Galatasaray'a oluşturmuş olduğu bu oyuncu database ile inanılmaz öne çıkan bir gözlemci diyebiliriz Emre Utkucan için. Yaptığı işten dolayı kendisiyle gurur duyuyoruz. Öyle bir gözlemci kendisi. Kaan Aslan var burada. Kaan Aslan'a bakalım. Kaan Aslan yine geleceği var. Fena değil. DeAndre Yedlin'i elden çıkaracağız. Hızlı hızlanması var. Alparslan Öztürk. Bak, Alparslan Öztürk'ü hem defansif orta sahada hem de kalede kullanabiliyoruz. Fatih Hoca daha henüz defansif orta sahada Alparslan'ı hiç kullanmadı ama biz kullanacağız gibi görünüyor arkadaşlar. Bakalım. Bir öncelikle hazırlık maçlarımıza bakalım. Gençler Birliği, Amiens, yedek kadro. Ulan lig ne kadar çabuk başlıyor. 14.08'de başlıyor lig. Valla 4 tane maç yapabileceğiz. 3 tane maç yapabileceğiz. Tamam. Hazırlık maçlarımızda ince ince yaparız. Onun dışında dediğim gibi bir antrenman muhabbetini
Sizlere de göstereceğim arkadaşlar. İndirdiğim dosyayı da oraya bırakacağım. Ona göre zaten konuşuruz. Evet sevgili dostlar, FM Scout'un göndermiş olduğu paketleri burada açıyorsunuz. Programlar bölümüne geliyorsunuz. Buradan programlardan yeni program oluştu, band program yüklüyorsunuz. Buradan seçiyorsunuz arkadaşlar. Seçtiğiniz programı kaydet dedikten sonra artık onu takvimde uygulayabiliyorsunuz. Mesela haftada bir maç programı var. Fenerbahçe maçımız varmış. Ulan daha başlar başlamaz Fenerbahçe maçıyla başlayacağız. İşte pre-sezon dediği sezon öncesi daha çok böyle oyuncuların gelişmesi için gerekli programlar. Buradan ben 4-5 haftalık programımı ayarladım arkadaşlar. Eylül'de de daha sonra bakarız zaten. Eylül'de de şurada yapacağımız birkaç programımız olacaktır. Onlara göre onları ayarlayacağız. Evet sevgili dostlar, taktiğimizi şimdi inceden bir artık oluşturalım. Kimi nereye oturtturacağımızı bir seçelim. Şimdi öncelikle zaten kaleye Muslera'yı emanet edeceğiz ama Muslera'dan önce ben açıkçası bir tane de Türk kaleci istiyorum. Özellikle Ocak transfer döneminde olabilir veya başka bir transfer başka bir yere de yapabiliriz. Bakacağız durumlara. Göreceğiz. O duruma göre ilerleyeceğiz. Sasha Boy nerede lan? Aa, Sasha Boy'umuz aşağıda kalmış. Sasha Boy aşağıda kalmış. Buna izin veremeyiz. Bartu'yu da oynatırız biz ya. Bartu da gelsin ana kadroya. Bu mevkide Sasha Boy'u oynatacağım arkadaşlar. Sasha Boy'u geliştireceğiz iyice. Nelson ve Markao yapmak istiyorum. Onun yanında Patrick Van Aanholt ola vereceğiz. Defansif orta sahamız şu anda ilk ömürde Gustavo Sosa olacak ilk etapta. Onun yanında Çukuldağ'ı oynatacağız. Çukuldağ nerede Çukuldağ? Çukuldağ. Onun yanında da Taylan'a da o görev verebiliriz ya. Taylan da orada oynayabilir. Olimpi Morutan'ı sağa koyacağız. Sola kesinlikle ve kesinlikle Kerem'i koyacağız. Forvet bölümüne de Halil Dervişoğlu'nu yapacağız. İlk 11'imizi bu şekilde seçimlendireceğiz arkadaşlar. Tamamdır. Çıkıldağ'la Taylan'ı bir değiştireceğim. Çıkıldağ biraz daha iki yönlü ortak o sağ oyuncusu tarzında oynayacak. Hem ileri çıkacak, pas verecek. İki yönlü orta saha oynamasında fayda görüyorum. Taylan daha çok Dinamo gibi defansif orta sahada basacak orada o bölgeye. Gustavo Asunsao biraz daha o noktada ön libero savunma da oynatabiliriz onu. Hatta ön libero savunma da oynatabiliriz. Savaşçı orta sahada oynarmış gerçi. Neyse ön libero savunma oynatalım ya. Ön libero da kalsın abi. Sasha Boy kanat bek. Buna karışmayacağım abi. Van Aanholt o da iki yönlü bek diyelim ona. Destek diyelim. Mümkün olduğunca desteğe gitsin istiyorum. Pasör stoperlerimiz iki tane oldu. Gayet bence başarılı oldu. Gerçi bunu pasör stoper vermeyelim. Standart stoper verelim. Ya normalde Nelson'ın pas olayı daha iyi. Ama bilmiyorum nedense Markao'yu daha iyi pas yapıyor olarak gösteriyor bizde. Yüksek tempoda oynayacağız. Defanstan kısa pasta çıkacağız. Burada herhangi bir şeye dokunmayacağım arkadaşlar. Herhangi bir şekilde daha rakip savunmayla ilgili bir şey söylemeyeceğim. Geçiş oyununa baktığımızda karşı presi yapacağız. Kontrol atağa çıkacağız. Ayağı kısa oynayacağız. Top rakipteyken de önünde basacağız arkadaşlar. En önde basacağız. Deli gibi basacağız. Öyle böyle basmayacağız. Çılgınlar gibi pres yapacağız. Bu taktikle oynayacağım. Genç kadroma güveniyorum arkadaşlar. Hadi bakalım oyunumuza startımızı verelim. Taktiğimizi belirledik baba. Görüşelim. Kulübün mevcut hedefleri bizim hedeflerimizle uyuşuyor. Bir problemimiz yok. Çorlut gitmiş. Yannick Bolasie Rize Spor'a 32 milyon ama. Sen ne diyorsun babacığım? Yannick Bolasie'yi bunlar nasıl aldı lan? Tamam bunu şimdilik bir uygulayalım. Bunlara daha sonra ben detaylı bir şekilde bakacağım. Antrenman programındaki değişiklikleri de yaptık. İlk maçımız Gençler Birliği karşısında hazırlık olacak. Deplasmanda Gençler Birliği ile bir maç yapacağız. Bakalım neler olacak. Disiplin yönetimimiz okey. Kadro seçimimiz okey. Mustafa Muhammed de çıkabiliriz. Dur bir ben bir ilk kafamdaki ilk 11 ile bir çıkayım. Ondan sonra bakacağız neler olacak. Kerem'i istiyorlar. Kerem'i kesinlikle vermiyoruz. Kiralama tekliflerine reddediyoruz. Öyle bir dünya yok. Soğukkanlılık özelliğinde genelde güçlükler. Marka ve Christian Luyendama birlikte oynadıkları zaman çok iyi anlaşıyorlar. Allah Allah. Kerem, Can Kat kulüpte, Yunus Akgün değil, kulüpte değil gibi yetenekli bir genç oyuncu var. Ha, Yunus Akgün'ü kiraya vermişiz onu söylüyor. Tamam. Genel olarak fırsat buldukça kaleyi yoklama konusunda etkileyici performans sergiliyorlar. Okey. Uzaktan yoklama gol konumunda etkili oyuncularımız var. Oyuncuların çoğu penaltı kullanmada iyi seviyede. Vizyon ve yaratıcılık yüksek. Uzun taç kullanabilen oyuncularımız var. Serbest vuruşları çok iyi kullanan birkaç tane oyuncumuz bulunuyor. Kadrodaki oyuncuların azim seviyesi gayet yüksek. Bir Mustafa Muhammed'i denemek istiyorum forvette. Mustafa Muhammed'i bir görelim. Kerem Aktürkoğlu neler yapacak acaba? Kerem Aktürkoğlu'nu çok merak ediyorum nasıl oynayacağını. Gerçi taktiklerden şurayı değiştirmedik. Şimdi Morutan'ı biraz daha burada ofansif oyun kurucu veya ters ayaklı kanat oyuncusu hücum gibi oynatabiliriz. Kerem'i de bu noktada... ulan onun da mı ters kanatlı ayak? Kanat forvet hücum olsun Kerem. Morutan'ı biraz daha ofansif oyun kurucu gibi oynatacağım ya. Aynen Morutan biraz daha böyle şu bölgeye gelsin istiyorum. Mustafa Muhammed zaten çalışkan forvetimiz. Onu aslında biz direkt orada hücum forvet yapabiliriz ya. Hücum hattına ataklara öncülük etmek. Çalışkan forvet bir oynasın bakalım ya. Çalışkan forvet bir maç görelim neler olacak. Muslera ve Arda takımın liderliğini yapıyor. Fegoli ve Babel nüfusu yüksek oyuncular. İkisini de göndermek istedik oyuncular. Bakacağız. Önce bir kendimizi takıma tanıtalım. Selamlar gençler.
Güzel. Şimdi ne diyoruz? Bu sene genç oyunculara as takımda şans vermeyi planlıyorum dedim. Çok mantıklı bence dedi. Teknik heyetteki kalitemiz, genç oyuncular, önümüzdeki sezon vaat ne verelim ya? Tamam yeter bu kadar vaat, ne vereceğiz? Şampiyon olmak istiyoruz. Ben de böyle bir cevap olmayı umuyordum. Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmayı da hedefliyor olacağız. Olacağız. Ben de böyle istiyordum. Türkiye Kupası bir sonraki tur diyelim. Onlara çok da fazla şeyler yüklemeyelim. Güzel cevaptı. Teşekkürler kardeşler. Güzel toplantıydı. Kendinize iyi bakın. Herkes mutlu oldu. Ve hızlı bir şekilde toplantıyı da atlattıktan sonra ilk hazırlık maçımıza çıkacağız bakalım. Neler olacak, neler bitecek. Hadi basın toplantısına da katılayım lan. Ne zamandır oynamıyordum. Özlemişim lan futbol menajörü. Burada bir ayrıcalık. Geleceğe umutla bakıyorum. Kesinlikle. Gülümsememe engel olamıyorum. Harika bir his. Takımların göze hoş gelen hücum futbolu oynamasını isterim. En zeki futbol adamlarıyla birlikte çalışıyorum. Bundan daha iyi bir konumda olmayı hayal bile edemezdim. Bunun bir sıkıntı yaşayacağını hissetmiyorum. Peki buradan artık alışmışım, buralardan veriyorum. Fatih her yerde babacığım. Ben de bu görmeyi merakla beklediğim kulübün yüksek bir oyuncu standardı var. Bu kadroyu önümüze koyduğumuzda hedeflere ulaşacağına güveniyorum. Yeterli kardeşim kadromuz. Herkes çok heyecanlı ve antrenmana çıkmaya hazır. Bu taraftar toplumun ne kadar iyi olduğu bilinir. Kazanacağımız her başarıda muhteşem katkıları olacaktır. Çıtayı yüksek tutmalı, hedefler belirlemeyiz. Bugünlerde herkesin vizyonu var ama istikrarlı ve uzun bazı başarıyı getirmenin bizimki olacağına inanıyoruz. Daha akıllı çalışmalıyız, daha çok değil. Her şey düzgünce planlanırsa oyuncularımız bütün maçlarda olabilecekleri en iyi durumdan çıkmasını sağlayabiliriz. Yetenekli olduğu su götürmez, gerçek gelişim istiyorsa ona ihtiyacımız olacak. Mustera neden olmasın? Mustera ile demem ki. Hücum kalitemizi arttırmalıyız, maçlarda golle kazanılır. Şu anda transfer politikalarına girmeyeceğim. Abi yanlış cevap verdim, neyse. Herhangi bir başarı elde etmek istiyorsanız kulüpteki herkesin yönetim kurulundan görevlilik görevlisine kadar herkesin çalışması lazım. İhtiyacım olan her şeye sahibim. Başarıya inanıyoruz. Devam ediyoruz babacığım. Benimle bir samimiyeti olmayan bir adammış pek. Maça giriyoruz babacığım. Maça giriyoruz. Gözlemcilik ayarlamadık gerçi. Gözlemcilik görevlendirmeleri verse miydik ki? Görevlendirmeleri aslında şöyle yapalım bence. Emre Utkucan ayarlasın ya. Tamamdır. Emre Utkucan'a görevlendirmeleri o yapsın. Raporları da sunsun. Okey. Güzel. Emre Utkucan'a güvenimiz tam. Ve Gençler Birliği karşısında ilk maçımıza çıkıyoruz. Bakalım takım neler yapabilecek. Ne durumda olacağız görelim. Aslında burada bir dakika dur. Ayarlamamız gereken birkaç bir şey daha var mı ya? Pozitif futbol oynayacağız. Tamam. Çok hücum ağırlıklı oynamak istemiyorum. Hadi bir görelim ya. Takım nasıl oynuyor gençlerimiz? Genç süper oyuncular. Bakalım nasıl bir top oynayacaklar. Hep birlikte göreceğiz. Maça göre ilk 11'de değişiklik yapıldı. Tamam. Son maçtan umurumuzda değil. Ve maç başlıyor. Galatasaray Gençler Birliği karşısında sahaya çıkmaya hazırlanıyor. İlk hazırlık karşılaşmamıza hazırız. Beni etkilemek ve resmi maçlarda forma giymek için diyeceğim bunlara. Niye bir şey diyemiyorum, ilginç. Neyse devam. Ha, bunları bana öğretiyor göğü ya. Bana böyle şeyler öğretme kardeşim. Biz 87'den beri biz bu oyunu oynuyoruz. Gençler Birliği karşısında Galatasaray maça başlıyor. İlk maçımız, bakalım neler olacak, neler bitecek. Ya bir git başlayayım bakalım. Geniş özet değil, kritik anlar diyelim. Şöyle bir özetler arasındaki maç hızını fullleyelim neredeyse. Çıkaldao. Korneri kullandı. Çıkaldao. Hadi be. Atacağız atacağız. İçinden geçeceğiz. Çıkaldao ortaladı yine. Oğlum bu çok hızlı oldu ya. Ben yaşlı adamım. Benim böyle başım dönüyor böyle şeylerde. Güzel. Herkesin şu anda durumu iyi. Oynuyoruz bakalım. 14. dakika. Çıkaldao 7-0. Güzel. Hemen erkenden çocuk takıma uyum sağladı. Sevdik bunu. Borussan gollük bir şutlu olan bize gösterseydiniz de biz de göreydik babacım ya. Ulan bir geniş özet mi yapsak ya? Böyle kritik anlarda çok şey oluyor. Bir dakika geniş özet izleyelim babacım. Gençler Birliği'nin hata. Greyskin vurdu o. Greyskin neyse. Burkan. Açı kullandı. Baskımız var. Pres yapın çocuklar. Baskı pres en pres. Arda Kızıldağ. Baskı. Dal. Markov girdi araya. Çıkıldao şimdi. Morutsan'la paslaştı. Ulan gerçekteki gibi ikisi paslaşıyor. Barış. Baskı var. Bindir. Rahat top oynatmak yok. Güzel. Yapıyorlar lan önde baskıyı. Vallahi gegenpres güzel. Olur gibi. Ama arkaya çok kaçıyorlar işte. Muslera. Muslera gole izin vermedi o noktada. Gençler Birliği inanılmaz bir top oynadı. Gençler Birliği'nin ikinci lige düşmesi üzücü. Haylan. Morutsan şimdi. Morutsan önündeki boş alanı kullanmak istiyor. Morutsan sokuldu. Taylan'ı gördü. Taylan Kerem'e doğru. Kerem boşluğu buldu. Kerem sokuldu. Ortaladı. Muhammed dışarı gitti. Ulan aynı Galatasaray'ın gerçekteki hali gibi oynuyoruz ha. Hoşuma gitti. Vallahi hoşuma gitti. Emre bunu beğendi. Buradan bir bağırayım bunlara. Daha çok çabalayın. Van Aanholt sokuldu. Van Aanholt. Van Aanholt vurdu bir de. Ramazan'da kaldı.
Oyunculara bir kenardan bağırdım bakalım. İyi, güzel etki verdi. Hepsinin yüzü bir güldü. Barış çevirdi. Gökhan arka direkte. Muslera inanılmaz kurtardı. Neyse ki Muslera gerçekteki gibi değil. Güzel babacım, güzel. Şu anda iyi durumdayız. Yalnız birazcık şey yapacağım ama parmakla işaret edeceğim. Kendinize adayın dedim. Motive oldu çocuklar. Bir böyle onları bir 15-20 dakika daha görmek istiyorum. Ondan sonra değişikliklerimize başlatacağız. Takımın uyumunun da artması önemli arkadaşlar. Bu özellikle hazırlık maçlarında maçları kazanmanız da önemli, takım uyumunun hızlı bir şekilde artması için. Ligde erken başladı. Neden öyle? Genelde gerçekçi yapmışlar. Ondan dolayıdır. Bu arada 14 yabancı kuralımız var arkadaşlar. 14 yabancı kuralı aynı şekilde şu anda oyuna işlenmiş durumda. Banana Old, Kerem Aktürk. Kerem çevirdi içeriye, Taylan'a gelmedi. Marka şimdi. Marka kaldırdı kafayı. Kerem'i gördü. Van Aanholt. Çıkıldı av. Döndürdü. Taylan harika pas. Mustafa atamadı. Kerem sokuldu. Yine orada Mustafa, yine atamadı abi. Çok gerçekçi olmuş. Fazla gerçekçi olmuş kardeşim, bu ne ya. Mustafa da gerçekten aynen böyle kaçırıyor. Biz de kaçırıyoruz. Çıkıldı av. Kerem şimdi. Kerem de güzel bindiriyor ha. Kerem hoşuma gitti. Kerem döndürdü. Morutsan, Morutsan verdi. Sasha Boy, Taylan, Çıkıldao, Kerem, Asunsao döndürdü. Sasha Boy harika pas. Taylan çevirdi. Morutsan Ramazan'da kaldı. Güzel, güzel, hoşuma gitti. Vallahi güzel oynuyoruz. Morutsan'a bir tık kötü demiş. Neden kötü demiş bilmiyorum. 6.5, 6.6 gidip geliyor Morutsan. Neyse bakacağız. Şöyle bir iki atak daha izleyelim. 70 gibi değişikliklerimizi yapacağız. Barış sokuldu. Furkan baktı içeriye. Gökhan Gül. Van Aanholt'tan mükemmel müdahale. Tişibola. Van Aanholt yine Marka orada ileriye doğru gönderdi topu. Güzel, aferin çocuk. Çıkıldı. Döndü. Morutsan. Taylan. Köşeyi gönderdi. Sasha Boy. Sasha Boy orta açacak. Taylan tekrar. İnanılmaz paslaşıyorlar, manyak gibi. Taylan, Sasha Boy. Taylan, Sasha Boy yapıyorlar sürekli. Taylan çevirdi. Morutsan uzattı ayağını. Golü bulduk. Taylan'ın asisti. Morutsan golü yaptı. Oğlum burada ne paslaştılar. Manyak oğlum, manyak. Taylan çevirdi. Morutsan ayağını uzattı. Ve Galatasaray golü buluyor. 1-0. Tamamdır. Artık değişiklikleri yapma zamanı bence geldi arkadaşlar. Şimdi kimler yorgun, kimler değil. Sasha Boy bir kere turt olmuş. Onun yerine Yedlin'i koyalım. Nelson'ın yerine Luyendama gelsin. Marcano'nun yerine Alparslan gelsin. Van Aanholt yerine kimse yok koyabileceğimiz. Omar oynasın orada, ne yapalım. Gustav Asunsao'nun yerine Aytaç Kara gelsin. Ayla'nın yerine o noktada Emre Kılınç mı daha iyi oynar? Emre Kılınç oynasın. Çıkaldoğan'ın yerine o noktaya Arda'yı alalım. Morutsa'nın yerine Oğulcan gelsin. Kerem'in yerine Halil'i sokmak istemiyorum ya. Şöyle yapalım. Feguli ile Oğulcan'ı değiştireyim. Muhammed'in yerine de Halil Dervişoğlu girsin. İlk 11'i bir değiştirmiş olalım 70. dakikada. Hadi bakalım çocuklar. Hadi bakalım. Hadi. Komple ilk 11'i değiştirdik neredeyse. Fernando Muslera kaldı. Bir tek Muslera'da oynasın. Bakalım yedek çocuklarımız neler yapacak. Oğulcan döndürdü. Emre Kılınç. Okuldu Emre Kılınç. Döndü Arda Turan. Feguli. Aytaç Kara. Feguli. Aytaç arkaya doğru düşündü, olmadı. Luyendama girdi araya. Luyendama. Yedlin'i gördü. Yedlin Feguli'ye. Feguli. Emre Kılınç'la paslaştı. Feguli tekrar. Ortası. Oğulcan. İnanılmaz gol. İnanılmaz gol ya. Oğlum bu nasıl gol ya. Feguli'nin ortası. Oğulcan'ın inanılmaz golü. Feguli kesti. Oğulcan dokundu. İşi bitirdi. Mükemmel bir gol. 2-0'ı buldu Galatasaray. Aferin, yedek kadro bize gerçekten de ümit veriyor. Yedek kadro ümit veriyor. 3 forvete döndüler. Biz de bir tık daha artık oyunu şey yapalım ya. Tempoyu düşürelim. Top biraz daha bizde kalsın arkadaşlar. Baskıyı azaltalım. Son 3-5 dakikayı da böyle geçirelim. Riske girmeyelim. Maçımızı alıp yolumuza bakalım. Şibola. Defansın arkasına sarktı yine. Eleke. Eleke vurdu. Gol attı. Ulan ne zaman ben taktiği değiştirsem, ne zaman böyle oyunu biraz daha düşürmeye çalışsam şey oluyor ya, arkaya kesin bir top sarkıyor. Bu FM'de beni sürekli bu şekilde yakalayıp gol atıyorlar ya. Bak 90 artı 3'te gol yemeyelim, vallahi söverim. Oğlum vallahi söverim. Muslera son anda. Takım oyunu için önemli çünkü bu hazırlık maçlarını kazanmamız. Dolayısıyla hazırlık maçlarını yaparken çok yüksek itibarlı takımlarla yapmayın arkadaşlar.
Yani küçük bir takım kullanıyorsanız para kazanmak için yapabilirsiniz ama. Güzel. 2-1 oldu. Bizim oldu. İlk maçımız da güzel oldu. Sezon öncesi oynanan maçtan, performansınızdan memnun kaldım çocuklar dedim. Çocuklar da gayet mutlu oldular. Evet, takım istediğimiz gibi oynuyor arkadaşlar. Buradan onu görmüş olduk. Herhangi bir problem yaşamadık. Tıkır tıkır geçtik. Şimdi Berkan'ı ben aslında yedeğe almak istiyorum ya. Berkan gelsin yedeğe. Cagney'i bence okutabilirsek okutalım ya. Cagney'i ben bu sene hiç oynatacak gibi değilim ya. Bir önersem bakayım, 9.5 milyonmuş. Bakalım ne olacak. Aslında yani Babel'i de direkt göndersek de trans boşuna şey yapmasak, kulüplere önersek. Uçağı da seni vereceğim Babel. Bunları satalım babacığım. Bunlar bize gereksiz oyuncular. Başımızda yük. Yaşlı pislikler. Sevmiyoruz yaşlı pislikleri. Kime teklif geldi? Bak neye teklifler mi yapıldı? Senin akzin ne konuşuyor? O servis bedeli. Kardeş 9.5 istedik. Beni üzmeyin. 8.5'a çözelim bu işi. Hadi bakayım. Evde nakit 8.5 milyon. Allah'ım. Allah'ım. Wuhan. Babel'den kulüp bulmasını isteyelim. Ben takımdan baktan memnunum. Ya yürü git. Abi herif gitmek istemiyor ya. Ben bunu transfer listesine de koyayım babacığım. Babel'i var ya bak, batan geminin malları. 1.5 milyon dolardan okutuyoruz babacığım. Ben nedense hep dolar oynuyorum arkadaşlar. Eski bir alışkanlığım benim. Yapacak bir şey yok. Artu elmasımız var aslında, genç yeteneğimiz. Berkan'ımız var. O da, onu da yedeğe almak istiyorum. Böyle yapalım. Aytaç yerine Berkan gelsin. DeAndre Yedlin yerine şeyi alalım. DeAndre Yedlin'i de aslında satmak istiyorum bir yandan ya. Vallahi DeAndre Yedlin'i de bir yandan satmak istiyorum. Bartu'muzu alalım yedeğe. Kaan Arslan aslında bu da çok genç bir oyuncu ve gelecek vadeden bir oyuncu. Bunlara hep mentorluk onların hepsini ayarlayacağım arkadaşlar. Alper Yılmaz. Alper de aslında iyi ya. Alper de çok iyi çocuk ya. Alper'in neden bu kadar statları düşük onu anlayamadım. Alper Yılmaz'ı da alacağım yedeğe. Alper'i de hadi Oğulcan'ın yerine alayım. Geçen maç Oğulcan oynatmış. Güzel. Şimdi Babel'e teklifler mi yapıldı? Sen ne diyorsun babacığım? Bir dakika. Maaşa katkı istiyor. Bir dakika. Bu olmadı. Olmadı. Babacığım maaşa katkısız yok mu ya? Seni kabul ettim kardeş. Sen nesin? 2.250 vermiş. Seni geçtim. Seni zaten direkt reddettim. 900 bin doları sen git. 900 bin doları git babana ver. Tamam, Reims'i de kabul ettim. Gitsin abi, ne yapalım. Primler normalde kalacak. Herhangi bir şey yapmayacağız. Adana Demirspor'un kadroya bir bakmak istiyorum bir saniye. Adana Demirspor. Oyuncular. Abi Adana Demirspor direkt problem ya. Şuna bak. İğrenç Balanda. Hiç sevmiyordum var ya, kurtulduk. Matias Vargas. Oo. Mario Balotelli. 29 yaşında. Bu arada Balotelli'yi de hiç sevmiyorum. Yani eski Balotelli maalesef yok. Hadi bakalım. Bu Amiens maçını da yapalım. Neler olacak, neler bitecek görelim. Sen gençlerle çalışabiliyorsun. Oyuncu potansiyelini hiç anlamıyorsun. O yüzden seni biraz erteleyeceğim kardeş. Senin yerine düzgün birine bakarız. Taylan antrenmanda güzel eğleniyormuş. Aferin Taylan'a. Victor Nelson iyi bir çalışma sergilemiş. Tamam. Bu maça kimle başlasak? Morutsan'ı biraz daha farklı mı oynasam acaba? Hadi bu maçta böyle oynatalım Morutsan'ı. Kerem böyle kalsın. Halil Dervişoğlu ile çıkacağım bu maçın. Başlangıcımızı böyle yapacağız. Ali Dervişoğlu'nu ne oynarsak? Yaratıcı forvet oynatayım bakayım. Ali Dervişoğlu da orada bir şeyler yapsın, karıştırsın bakalım etraf. Transfer toplantı. Bunu yaparız ya. Abi şimdi mi yapacağız? Peki tamam hadi. İstemiyorum transfer taktik şu anda şeylerini. İki sezon beni gaza getirmeyin. Çok transfer yapmak istemiyorum ya. Hatta yapmak istemiyorum ya. Evet. İyi durumda gibiyiz. Olcan 7.30'da oynamış en son maç. Bu maç kadroya bile giremedi. Neden giremedi kimse bilmiyor. Takıma bildir babacığım. Bir iki tane genç yabancı alabilirim arkadaşlar. Geleceğe yatırım amaçlı. Amiens Galatasaray maçı. Beni etkilemek için hadi bakayım çocuklar. Çıkın, deplasmandayız. Amiens deplasmanında bakalım Galatasaray'ımız nasıl bir sonuç alacak. Oynadığı futbolla göz doldurabilecek mi? Çıkılda. Asınsa. Marka. Taylan. Asınsa. Döndürdü. One on out'a gelmedi. Yak bir girdi araya. Çok iyi be. Aferin lan Gustavo. Gustavo aslında sağ olur bu arada. Kerem. Kerem sokuldu. Kerem. Arkaya gönderdi. Morutan. Gol geldi. 35. saniyede. Abi nasıl olun gol ya. Bu bildiğin Morutan'ın golü yani. Sonuçta kaleci vurdu. Kurtaramadı ya. Ama Kerem iyi. Vallahi Kerem'i güzel yapmışlar. Morutan vurdu. Direkten götüne çarpıp girdi. He, ondan ötürü. Tamam. Senden ötürü. Olur gibi, olur gibi. Erken golü bulmamız bizim için oldukça büyük bir avantaj oldu. Hadi bakalım. Oğlum ilk defa gegenpressle oynuyorum lan Galatasaray'da, böyle basa basa. Genç çocuklar var. Kaldao çevirdi. Ah be Halil. Gustavo döndü. Sasha Boy. Sasha Boy. Taylan çevirdi. Asunsao kafayı kaldırdı. Boy. Taylan. Asunsao.
Çık al da. Ne pas yapıyoruz? Yap yap, güzeldir, pas iyidir. Marcao, abi ne oldu hata? Ulan güzelim hata yediniz. Baskı babacım, baskı babacım. Bamba geldi şimdi. Bamba çevirdi. Taylan arka girdi araya. Ulan Taylan güzel kesiyor bu arada ya. Bayağı memnunum. Halil. Taşa boy. Taylan. Morutan'ın önüne inanılmaz bıraktı. Morutan çevirdi gelmedi. Halil aldı topu. Taşa boy tekrar şimdi. Taylan'ı gördü. Taylan çıkıldı. Asıl sağ. Saşa boy. Morutan. Saşa boy sokuldu. Ortasını yaptı. Kerem vurdu. Allah'ım Gartner. Güzel geliyoruz lan. Vallahi istediğim gibi oynuyoruz. Ben bu kadar böyle şey olacağını beklemiyordum. Muslera Nelson'ı gördü. Nelson çevirdi topu. Morutsan. Taylan. Halil. Morutsan tekrar. Morutsan çevirdi. Kerem. Kerem. Önündeki adamı geçmeye çalıştı, olmadı. Marka da şimdi top. Marka çevirdi. Anan oldu. Gustavo. Halil. Morutsan. Morutsan döndürdü. Arnold sokuldu. Ortasını yaptı. Kerem vurdu. Harika bir gol. İşte istediğimiz, görmek istediğimiz Galatasaray. Tıkır tıkır top oynuyor ya. Vallahi oğlum bu genç nesille akacağız gibi. Van Arnold çevirdi topu. Baktı içeriye. Kerem dokundu. Golünü atmayı başardı. Harika. Performansınızdan memnunum dedim. Çocuklara bir coşturdum. Bu sefer biraz daha erken yapabilirim değişikliği ya. 50-55'te yapacağım abi. Çocuklar çok yorulmasın. Hem zaten bir yandan da fizik kondisyon yüklüyoruz antrenmanda. Bir de tutup da burada şimdi böyle iki maç üst üste oynatırsak bunları birazcık yorulabilirler. Golü yedik. Bongani Zungu. Kornerden buldukları topu gol yapıyorlar. Bongani Zungu'nun golü. Bamba. Bamba, Zungu, Kunaure, Lusamba, Zungu'nun önüne, Zungu, Mustera son anda. Tamam abi, biz bir artık değiştirelim ince. Saşa boyun yerine Ömer Alapdillah'a gelsin. Nelson'ın yerine Luindama gelsin. Markan'ın yerine Alparslan gelsin. Anoltu kimse seçtiremiyor mu? Yedlin gelsin bari. Gustavo'nun yerine bu sefer Bartu Elmaz'ı kullanacağız. Genç oyuncumuz. Berkan gelecek. Çıkıldağ'ın yerine sağ tarafa Feguli'yi alacağım. Sol tarafı yok lan. Yaptık, yanlış aldık. Neyse dur bakayım. Onu değiştireyim şimdi. Alper Yılmaz gelsin. Kerem Halil değişikliği. Kerem'in yerine de Mustafa Muhammed gelsin abi. Böyle bir yapalım. Markao girdi araya. Döndürdü. Nelson çevirdi. Asunsao. Güzel paslaşmalar. İstediğimiz şeyler. Harika top. Morutsan şimdi. Morutsan sokuldu. Saşa boy. Oyundan çıkmadan bir gol atın lan. Taylan. Saşa boy. Morutsan ortaladı. Olmadı. Devam edecek. Nelson kesti. Çıkıldao. Kerem harika pas. Morutsan. Ah be. Ah be oğlum be. Ah benim evladım be. Tamam. Bir şuradan taktiklerimizi tekrar bir ayarlayalım arkadaşlar. Kim nereye gitti göremedim. Şimdi Alper'cim sen oynuyor musun? Seni sola alalım ya. Tamam Halil gerçi solda daha iyi Halil. Halil solda kalsın, sen sağda kal. Tamam. Erkan. Reguli. Alper. Tamam böyle böyle devam ya. İyi, sıkıntı yokmuş. Alright alright alright. Yedeklerimizi aldık babacığım. Bu şekilde devam. Takımımız iyice bir kendine alışsın. Halil Dervişoğlu'nun biraz daha takıma alışmasını istiyorum. Alper aldı şimdi. Alper sokuldu. Patladı oradan. Ortaladı. Ah be. Bartu. Berkan. Bartu. Döndürdü Feguli. Genç yetenek Bartu altyapıdan. Alper. Önünü boşalttı. Alper sokuldu. Vurdu. Kılgın şeyler deniyor. Alper olmuyor. Gayet başarılı. Gayet başarılı. O Muhammed'in şutu isabetsiz gitmiş. 70. dakikaya geldik. Feguli kesti ortayı. Tekrar Feguli'de kaldı. Döndürdü. Luindama. Verdi. DeAndre Yedlin. Çevirdi. Abi. Feguli sokuldu. Feguli. Orta Alper. Ah be. Ulan oğlum koskoca kalede nasıl yani o tarafa vurdun? Önüne vursan direkt gol be. Feguli kesti. İçeriye olmadı. Feguli çevirdi. Halil Dervişoğlu arka direğe doğru, kaleye karışık.
Ulan Halil harbiden böyle toplar da atıyor ha. Vallahi bak bayağı hoşuma gitti ya. Kedlin. Halil. Kedlin yine gerizekalılık peşinde. Kedlin satıldım. Bartu. Alper. Denedi kaleyi. Gortner orada bekliyordu. Badji. Akolo. Akolo arkaya kesti. Bamba. Bamba sokuldu. İnanılmaz müdahale. Omar Alaptille ya. Omar be kardeşim benim. Tek göz. Abi gol yedik ya. Ama bu olmamalıydı ya. Hücum ağırlıklıya dönüyoruz. Siz de ben bir de söveceğim. Daha çok çabalayın. Duran toplardan zaafımız var belli oldu. Bu maçları kazanmak bizim için, takım uyumunu arttırmak için önemli ya. Döndürdü. Ulan Zungu. Abi çok güzel girdi araya Luyendam ama bir gol daha yiyorduk az daha Mustera. Hadi çocuklar hadi. Tam bambaya baskı uygulayabilirsiniz bu arada. Necati'cim teşekkür ediyorum canım. Artık bu maç berabere bitti gibi ya. Şuradan bir şey çıkmazsa. Çıkmadı. Beraber olsun neyse. Puan kazanamıyorsan puan kaybetmeyeceksin. Şimdi babacım gösterdiğiniz performanstan memnun değilim kardeş. Birazcık gaza gelin yani. Halil'in birazcık motivasyonu düşmüş ama benim için önemli değil. Evet arkadaşlar Galatasaray'ımız böyle oynuyor. Ben şahsen çok beğendim. Taktiği de böyle yaptık. Yani taktiksel olarak tavsiyeleriniz varsa abi şunu şurada oynat bunu burada oynat diyeceğiniz oyuncularınız varsa veya işte atıyorum Morutan'ı öyle değil de abi şöyle oynat falan diyorsanız bunları yorumlarda belirtin. Ayrıca dediğim gibi Ryan Babel ve Cagney'i elden çıkaracağız herhalde. Onları çıkardığımda da oraya oyuncu alacağım. Bayağıdır da takip etmiyorum. Bildiğiniz güzel böyle ucuz potansiyelli gelecek vadeden genç oyunculardan da takımı aslında çekmek istiyorum. O noktada da sizin tavsiyeleriniz benim için önemli arkadaşlar. Bu bölümü böyle tutalım. Bunları böyle çok uzun tutmayacağım. Böyle ufak ufak tatlı tatlı 2 maç 3 maç yapacağımız güzel bölümler olacak. Kendinize iyi bakın. Turkish Player ekranlarından ayrılmayın. Like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Abone olmalarını izleyen kullanıcılarımız da abone olurlarsa çok sevinirim. Görüşmek üzere diyorum. Bye.